Medya İmparatoru Murdoch ailesinin veliahtı James Murdoch, telekulak skandalının patlak vermesinden bu yana ünvanlarını birer birer üzerinden atıyor. Şubat sonunda İngiltere'deki Murdoch gazetelerini temsil eden şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılmıştı. Dün de İngiltere'nin dijital uydu yayın şirketi BeSkyBee'nin başındaki görevine veda etti. Murdoch ailesine İngiltere'de zor günler yaratan olay, Artık kapanmış olan bir gazetelerinde birçok sayıda kişinin cep telefonu mesajlarının izlendiğinin ortaya çıkarılmasını takip ediyor. Parlamentoda bir komisyonun skandalla ilgili raporunu yakında yayımlaması beklenirken konuyla ilgili açılmış bağımsız bir soruşturma da sürüyor. James Murdoch, babası Rupert Murdoch'un tahtında oturduğu medya devi News Corporation'ın ileride başına geçecek oğlu olarak görülüyordu. Ama artık bu daha şüpheli. İngiltere'de News of the World gazetesinde patlak veren telekulak skandalından bu yana James Murdoch kendini eleştirilerin odağında buldu. Şubat ayında Murdoch'ların İngiltere'deki gazetelerinin başındaki rolünden istifa etti. Ve şimdi de Murdoch'ların kısmen sahibi olduğu bir Skybee televizyonunun yönetim kurulu başkanlığından ayrılmaya karar verdi. İngiltere Başbakanı David Cameron bu onun ve şirketin bileceği bir iştir diyerek kısa bir açıklama yaptı. Muhalefetin yaklaşımı ise farklı. Bu konu tek bir kişiyle ilgili değil, asıl olarak kamunun güvenini yeniden kazanmakla ilgili. Telekulak iddiaları araştırılırken James Murdoch gazetede yaşanan usulsüzlüklerin farkında mıydı, ne kadarını biliyordu, soruları gündeme oturdu. Eski genel yayın yönetmeni Rebecca Brooks tutuklanarak sorguya bile alındı. James Murdoch ve babası Rupert Murdoch İngiltere parlamentosunda bir komisyon önünde ter döktüler. Komisyonun raporu Nisan sonlarında bekleniyor. Murdoch'lar ayrıca ileriki günlerde bağımsız bir medya soruşturması için de ifade vermeye çağrılacak. Good morning. Good morning. James Murdoch her zaman medya etiğine uygun davrandığını ama bir Skybee'nin başındaki görevini şirkete zarar vermemek için bırakmaya karar verdiğini söylüyor. James Murdoch karar yetkisi olmadan yönetim kurulundaki sandalyesini halen koruyor. Yönetim kurulunun geri kalanında da bir değişiklik yok. Fakat bu istifa Murdoch İmparatorluğu'nun geleceği açısından kayda değer önem taşıyor. İngiltere'deki gazetelerin başındaki görevinden ayrıldığı zaman News Corporation'dan yapılan açıklamada James Murdoch'un kablolu televizyon işine odaklanacağı söylenmişti. Fakat bunun başından da ayrılışı, gelecekte bu alanda sabit bir koltuğu olacak mı bunu tartışmalı kılıyor ve James Murdoch istifa etmiş olsa da İngiltere'nin Televizyon ve Radyo Üst Kurulu tarafından Telekulak skandalı ardından başlatılan ve BSkyB'nin ruhsat şartlarını çiğneyip çiğnemediğinin araştırıldığı soruşturmada devam ediyor.